Evlilik birliğini sonlandıran sebeplerin genel ve özel olmak üzere ikiye ayrıldığını söyleyen avukat Nimet Türe, evliliğin temelden sarsılmasında çok fazla torba konu başlığının bulunduğunu, bunlardan birinin de ekonomik şiddet olduğunu belirtti. Avukat Türe, eşlerden birinin cimri davranışlar sergilemesinin boşanma aşamasında ağır kusurlu olarak değerlendirildiğini dile getirdi. Evlilik birliğini sonlandıran sebepler genel ve özel olmak üzere ikiye ayrılır. Genel başlığı altında evlilik birliğinin temelden sarsılmasında çok torba bir konu başlığı olup bunun içerisinde birçok şiddet veya olumsuz davranışlar eklenebilir. Bunlardan biri de tarafların aşırı cimri davranış olarak adlandırdığımız ekonomik şiddet başlığıdır. Ekonomik şiddet taraflar arasında genelde eve beyaz eşya almama, doğalgazı kışın kısma ya da eşe yeterli harçlık vermeme, kredi kartını iptal etme şekilde çıkabilir. Türe, Yargıtay'ın örnek kararına yansıyan bir kararda kocanın doğalgazı keserek eşini piknik tüpüyle yemek yapmaya zorlaması olduğunu aktardı. Yargıtay'ın güncel tüm kararlarında gördüğümüz üzere evlilik birliğinde karşı tarafı ekonomik sıkıntıya sokan, ekonomik şiddet boyutuna varan, aşırı cimri davranışlar sergileyen davranışlar, boşanma davası görülmesi sırasında bu tarafları kusurlu olarak nitelendirilmesine sebep olmaktadır. Yargıtay'ın 2020 sonrası yansıyan tüm kararlarında eşine karşı aşırı cimri davranışlar sergileyen eşin boşanmada ağır kusurlu olarak değerlendirildiği ve karara varıldığı görülmektedir. Yargıtay'ın örnek kararına yansıyan olayda mesela koca doğalgazı keserek eşini piknik tüpüyle yemek yapmaya zorlamaktaymış. Kışın yine keza aynı şekilde doğalgazını kapatarak eşini ısınması konusunda zora düşürmektedir. Bu tür durumlar hem manevi şiddet durumunu doğurmakta hem de ekonomik şiddet durumunu doğurmakta olup 8. Hukuk Dairesi'nin verdiği kararda boşanmada eş ağır kusurlu sayılmış ve kocayı maddi manevi tazminata hükmetmekle beraber aynı zamanda destekten yoksun kalma tazminatını görünmeyen raiç bir bedel üzerinde hükmederek eşin evlilik sonrasında evlilik birliği içerisinde kavuşamadığı maddi desteğe kavuşması yönünde bir karar kurmuştur. Bu durumda tarafların hakları şu şekilde diyebiliriz. Evlilik birliğin temelinden sarsılması durumuna dayalı olarak bir boşanma davası görüp eşinden ekonomik şiddet gördüğünü ileri süren eş, bunu tanıkla ya da ev içindeki durumları bilirkişiyle tespit ettirerek kendisine bir ekonomik şiddete uğradığını kanıtlayarak tazminat ve nafaka hakkına kavuşturabilir. Bu her iki tarafa yüklenen bir haktır. Bu konuda tarafların tanıklarına veya diğer bilirkişi durumlarına dikkat etmesini tavsiye ediyoruz.